Merhaba Feyza'cığım. Merhabalar. Ben Neslihan. Bu ekibin diyetisyeniyim. Böyle bey hanım gibi kelimeler kullanmamıza gerek yok. Samimi bir şekilde seni tanımaya geldim. Sohbet etmeye geldim. Tabii ki. Öncelikle nasılsın? Yerleştin mi odana? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Hastaneye ilk adım attığımdan beri gayet enerjim tavan. Çok mutluyum. Çünkü uzun zamandır beklediğim bir gündü. Hayalini her zaman kurduğum bir gündü. Ve Gürdal Hoca'nın ellerine kendimi teslim ediyorum büyük bir güvenle. Sonucu merakla bekliyorum. İstediklerimin ve uzun zamandır savaşımın sonucu gibi görüyorum şu an. Aslında bugün bir başlangıç ve bir hayal değil, bir gerçek. Bunun farkında mısın? Yeni bir hayat. Tekrar diyet yapman gereken bir sürecimiz olacak. Ameliyat sadece tüm problemlerin tek çözümü değil. Kesinlikle. Gerçekten her yolu denemişliğin yorgunluğu var mı sende? Onu demek istiyorum öncelikle. Bu şöyle bir olay değil. Ya ben keyfe, ya ben bir mide tüp ameliyatı olayım da kilo vereyim, kurtulayım şu kilolarımdan. Bu aslında böyle bir süreç değil. Tamamen her yolu deneyip, başarısız kalıp, artık bedenen, evet bir aynen onu diyeceğim, bedenen bir problem yaşıyorsunuz ama artık bedenen de problem kenara bırakıp ruhen problem yaşamaya başlıyorsunuz. Ya ben bunu düğün günümde de hissettim, ondan önceki günlerde de hissettim, ablamın düğününde de hissettim. Her giydiğim kıyafette aslında o psikoloji benimle birlikte geldi. Sonuçta bu karar çok kolay bir karar değil. Bu bir ameliyat. Bu keyfi bir karar değil. Sonuçta dolabımda 2-3 kıyafetle kendimi sürekli giyindim. Ne sürekli o şekilde genelde dışarı çıktım. Siyah tabii ki. Ya da koyu renkler. Obezite bence başlı başına en büyük hastalıklardan birisi. Kesinlikle. Ve mide tüp ameliyatını ben tıp dünyasında en iyi gelişmelerden biri olarak görüyorum. Peki Feyza, ben gerçekten Feyza'yı tanıdım. Aslında benim de soracağım sorulardan biriydi, bana Feyza'yı anlatır mısın diye. Çok güzel duygularını ifade ettin. Peki seni bu yola iten ve özellikle bizi iten sebep neydi? Seninle bir ön görüşme de gerçekleştirdik. Evet. Ne hissettin? O görüşme de benim için çok önemli bir görüşmeydi. Çünkü aslında bu kararı verirken büyük bir savaş vererek, yani bir savaşın içinden çıkarak geliyorsunuz. Birçok diyet yapsan da olurdu, ameliyata ne gerek vardı gibi birçok söz ve ben bunu ben de duydum birçok karar Onların veren insan gibi. Onların hiçbiri profesyonel kişilerin söylediği şeyler değil. Değil, hayır. Çünkü işin içinde de en yakın olarak annem olduğu için bu kararda annemin onayı benim için çok önemliydi. Ben evliyim, 1,5 yıldır evliyim. Eşimin kararı benim için tabii ki çok 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 önemli. Ama annem küçüklüğümden beri bu savaşı verdiğimi bildiği için en yakın şartlar. Aynen öyle. Gürdal Hoca'yı ben kendim araştırarak buldum, güvendim. Çok doğru bir karar verdiğimi inandım ve dedim ki ben görüşmek istiyorum. Anne, benimle geliyor musun? Annem dedi ki emin misin kızım? Çünkü çok şaşırdılar. Eminim anne, geliyor musun dedim. Ben bir karar verdim dedim. Çünkü bu hayata bir daha gelmeyeceğim ben. Evet, tek bir şansım var. Tek bir şansım var. Ben geçirdiğim 28 seneyi bir daha geri alamayacağım. 14 senedir bir savaşın içindesiniz ve o savaşta bir kişi en azından inandırdım, annem. Sonrasında zaten diğerlerine de durumu anlattım. Onlar da doğru bir karar olduğunu düşündüler. Haklısın dedi babam da. Bu da bir hastalık. Bu hastalık başka hastalıklar da doğuruyor. Onlar da üzüldüler. Çünkü belli ki diyetisyenlerden, bünyem dolayı bir sonuç alamadık ve daha ciddi, profesyonel bir desteğe ihtiyacım vardı. Mide tüp ameliyatı, girdin ameliyata, zayıflayarak çıktın değil. Tabii ki bir diyet var bunun sonrasında. Birincisi kendilerine inansınlar. Şeyleri değiştirebileceklerine ya da. Aynen. Kendilerine inansınlar. Bu hayata bir daha gelmeyecekler. Eğer ki uzun bir savaş veriyorlarsa ve bu savaşın içinde başarısız yenilerek çıkıyorlarsa daha çok
insanlara inandırmaya çalışmak da bir vakit kaybı, biliyor musunuz? Kesinlikle. Neslihan Hanım. Çünkü onlar da bir açıklama, ayrıca motivasyonunuz düşüyor. Evet. Çünkü verdiğiniz bir karar var ve etkilenmeyeceğinizi biliyorsunuz. Aslında deminki bahsettiğin savaş tek bir cephede olan bir savaş değil. Evet. Hem obeziteyle hem de etrafındaki insanlarla yaptığım bir savaş. Kesinlikle. Bugün senin yeniden ve ikinci bir doğum günün Fevza. Evet. Anlattığın şeyler senin hikayeni anlamama yetti. Umarım sonrasındaki süreçte de çok başarılı günler geçiririz ki ben bunun umarım böyle olacağına inanıyorum. Bana sormak istediğin şeyler varsa cevaplayabilirim. Yoksa Gürdal Hoca ile görüşmek için ben kendisine haber vereceğim. Her şey için çok teşekkür ederim ilginiz ben için. Sonsuz güven ve enerji ve mutlulukla giriyorum bu ameliyata. Harikasın. Sonrasında bakalım. Ben seni çok sevdim. Ben bugün için çok başarılar. Bol çok teşekkür ederim. Günlerim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhaba hocam. Ne haber? Ben geldim. Çok mutluyum. İyiyim, siz nasılsınız? Hazır mısın? Hazırım. Son bir haftadır görüşmeli, neler değişti? Ben karar aşamasında değil, yani karar verdiğin, hani şey evet yaptın, ailenle görüşecektin, daha detaylı olarak eşinle görüşecektin. Evet. O süreç nasıl geçti? O süreç sizden sonra eşime hemen durmaktaydım hocam. Kendisi yine olumsuz yaklaştı. Ama sonrasında durumu aktardım size anlattığım gibi. Artık o da benim sırtımda bir kambur olduğunu, yani bu obeziteyle savaştığımı artık kendisi de anladı. Ve şu an yanımda hepsi. Ben bu yola annemle biliyorsunuz çıkmıştım. Kendisi bana inanmıştı, destek olmuştu. Eşim, babam, ablam, onlardan tepki almıştım ama bu hayata ben sahibim, bu hayatta biliyorsunuz bir kere geliyoruz ve 28. yaşımdan sonrasını ben kendi kararlarımla ve o savaştan çıkarak bir zaferle kutlamak istiyorum. Vallahi tabii şimdi şeyler, aileleri düşündüğünde evet onların karar desteklemesi zor oluyor. Neden oluyor? Çok. Çünkü ameliyatın pozitif etkisinden çok daha çok negatif etkileri. Yani özellikle basında, sosyal medyada, bilmem ne de onlar çok fazla şey yapıldığı için, yayınlandığı için. Yani aileler zannediyorlar ki ya iki kişi ameliyat oluyor, işte biri kalıyor, biri ölüyor. Evet, öyle. Bu kadar bir sık ölümü var, bu kadar bir ızdırabı var. Öyle deyince gerek çoluk çocuğunu, gerek eşinde biraz negatif bir şey yapıyorlar. Evet. Halbuki diğer taraftan işin bizim tarafımızdan baktığında biz çok daha pozitif bakıyoruz. Şimdi ben düşünüyorum, 1400-1500 tane mutlu hasta. Evvelsi gün çok yakın bir arkadaşımın kızını ameliyat ettim. Yani oldukça ameliyat öncesi dönemde, yani o kendisiyle konuşuyorum. Ameliyat öncesi dönemde işte 2-3 tane psikiyatrik ilaç alan, yani sıkıntılar yaşayan, daha ergenliğini yeni atlatmakta evet olan bir kız vardı. İşte ameliyat kararını annesi babası onaylayınca kızım diyor bir anda diyor mutluluğu diyor -2'den diyor artı 1'e geçti diyor. Siz hele diyor şu an onu diyor ameliyat oldu diyor artı 5 diyor. Ben diyor kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim diyor. Tabii ki ileriki süreç daha da başarılı olup kilo vermeye falan başlayınca insan hayatı çok daha mutlu hale geliyor. O mutluluk da bize yansıdığı için biz de ondan besleniyoruz. Daha da mutlu oluyoruz. Zaten obezite cerrahisi yapmamdaki temel nedenlerden biri insanlardaki mutluluğu görmek. Bak Pınar Hanım'a evet, ameliyata o kadar şey yaptı, negatifti. Yok dedi, ben dedi her gün bir salatalık yiyeceğim, 3 salatalık yiyeceğim, 0 kalori bilmem ne yapma etme dedim. Sonunda harika oldu. Olmuş. Şimdi dediği şey, ben eşeklik yapmışım, keşke çok daha önceden olsaydım. Hocam bir şey diyebilir miyim? Lafımızı böldüm, özür dilerim. Çevremde de var bu ameliyatı olanlar. Ve hepsinden duyduğum tek söz, keşke daha önce olsaymışım. Feyza, kimseyi dinleme, bu hayat senin, bu karar senin. Bu hayata gerçekten hocam bir ya, daha mantıklı karar o da, aileyi de bu işe dahil tabii etmek ki lazım. Şimdi biz annenle senin konuştuğunu da biliyorsun, annenin bakış açısı illa evladım ameliyat olacak. Tabii, duygusal açıdan bakıyorum. Tabii baktığında kimse evladının girip de hele riskli gözüken böyle tehlikeli olan bir operasyona sokmak istemez. Ben de ameliyat almak istemem, böyle çok riskli şey ama tıbbın önerdiği bir şey var. Bu yapılan işlem senin için artı değer mi?
Eksi değer mi ya da nötr mü? Hocam benim yaşadığım obezite problemi de sonuçta bir hastalık. Yani bu da bir hastalık. Tabii zaten İnsanlar, kronik bir hastalık olarak geçer. Herhangi bir seçimlere bağlı bir sonuç olarak görülmez. Yani obezite şu an senin yaptığın yemek seçimlerindeki bir hatanın sonucu olarak görülmüyor. Hı hı. Senin bir hastalığın genetik olarak görülüyor. Genetik de var bizde zaten. Ailede de var kilo. Tabii anneni ısrarla bekliyorum zaten. Evet. Çünkü ileride o protezler ona ciddi şey olacak, problem olacak. Onu kurtarmak için anneni de bir şey yapmamızda fayda var. Katarak ilerliyor da var. Benim gibi. Artık yeter. Anestezimiz sorularını son bir defa sorsun. Hocam tek ben bir cümle söylemek da istiyorum. Ondan sonra sürece başlayalım. Şimdi anestezi seni bir değerlendirecek, hı-hı, tekrar. Kan tetkiklerinin, ultrasonlarında, şeylerinde, tamam, herhangi bir problem yok. Mide şikayetin olmadığını da biliyorum. Tamam. Bir ameliyattan önce mide endoskopisi yapıp bir, hı-hı, yemek boru midene falan bakacağız. Tamam. Çok kararımızı değiştiren bir eylem değil ama işte 1500 vakada 2 vakayı ertelemek zorunda kaldık gıda arttığı nedeniyle. Hı hı. Çok ciddi bir sonuç da değil ama yakalandığında da yakalanıyor. İşte herhangi bir problem yoksa ameliyata geçeceğiz devamında. Ameliyat yaklaşık 20 dakika falan sürecek diye düşünüyorum. Hı hı. Karaciğerim falan öyle büyük falan değil. Doğru. Batın içinde herhangi bir ciddi bir farklılık yok ise 20 dakika falan sürer. Odadan gitmen gelmen işte 1-1,5 saati bulur diye düşünüyorum. Ameliyat sonrası dönemde en sık soru ağrı. Evet, ağrının için yoğun miktarda ağrı kesici, hı-hı, kullanacağız. Tabii bu süreç kişiden kişiye değişiyor. Sen de çok ağrı olacağını düşünmüyorum. Ameliyat ondan sonra da 2-3 saat sonra artık sizi pistlerde, koridorlarda hocam görmek isteyeceğiz. Hocam ağrıya da artık katlanayım bir gün. İllaki olacak. Her şey, var mı soru? Her şeyin bir şeyi vardır illaki. Yok, çok teşekkür ederim. Size emanet ettim kendime. Benden bu kadar ekip. Ben birazdan ameliyata giriyorum. Yeni bir hayatın başlangıcı olarak sayıyorum. Üzerimdeki yükleri atıyorum. Görüşmek üzere. Şimdi sizleri 360 derece açı ile Feyza Hanım'ın ameliyatını izleyebileceğiniz sıra dışı videomuz ile baş başa bırakıyoruz.